Gir içeri. Radomon'a selam ve teşekkürlerimi ilet. Torbanın içinde ne var? Yüzarsif için biraz öteberi var efendim. Burası Potifar'ın sarayı ya da dinlenme yeri değil. Ancak madem Radomon göndermiş, sakıncası yok. Yüzarsif'i getirin. Yüzarsif. Başgardiyan seni yanına istiyor. Yüzarsif. Onunla konuşabilir miyim? Çok kısa. Sakin ol Mimisabu. Sakin ol. Söyle bakalım. Zindandan kurtulduğum için mi ağlıyorsun? Zindana atıldığın için ağlıyorum Yüzarsif. Yanılıyorsun. Benim için burası değil, Potifar'ın sarayı zindandı. Burası benim için bir kurtuluş yeri. Bunları senin için getirdim. İyi ettin. Mahkumlar buna çok sevinecek. Ama ben bunu mahkumlara değil, size getirdim. Bu sizindir. Peki, tamam. Onlara vermemek olmaz. Ama hiç olmazsa birazını sen ye. Hepsini onlara verme. Tamam. Ben Potifar'ın sarayında sadece hanımefendi Züleyha'nın seni sevdiğini sanıyordum. Ama görüyorum ki seni sevmek sarayda yaşayan herkesin ortak derdi. Minnettarım. Hanımefendi Züleyha ile olan macerayı sen mi anlattın? Hayır, hayır. Radomon bana yazdı. Senin deneyimli ve bilge bir insan olduğunu söylüyor. Varlığınızla zindandaki durumu düzelteceğini ümit ediyor. Radomon iltifat ediyor. Kuşkusuz izin verirseniz bir takım şeyler yapılabilir. Bu yemeği tutuklular arasında bölüştürün. Sakin olun. Sakin olun. Herkese yeter. Sakin olun. Al. Al. Sen de al. Al. Onlara da verin. Küçük bir ikram da olsa aramızdaki düşmanlığı gidermek için bir başlangıç olabilir. Düşmanlığı gidermek mi? Sana duyduğum nefret ve kin bitmez. İntikamımı aldıktan sonra düşmanlığı gideririz. Hiç kimse düşmanlık ve nefretten hayır görmemiş. Sen de görmeyeceksin. Kin ve öfkenin acılığı zindanın zorluğunu 10 misli arttırır. Buraya atılmama sen neden oldun? Bunu yanına mı bırakacağımı sandın? Hırsızlık yapmasaydın zindana düşmezdin. Davranışlarını düzeltsen iyi olur.
Burada nasıl yaşıyorsunuz? Niçin burayı temizlemek ve tamir etmek için çaba göstermiyorsunuz? Burayı temizlersek buraya alışırız. Sonra da kolay kolay terk etmek istemeyiz burayı. Burası bir zindan. Ne biz misafiriz, ne de burası misafir evi. Bilakis hepimiz burada misafiriz. Sadece zindanda değil, dünyada da misafiriz. Bir süre bu dünyada kalıyor, sonra da gidiyoruz. Burada geçici bulunmamız ya da tutuklu olmamız bu kirin pasın içinde yaşamamızı gerektirmez. Radomon, affedersiniz. Efendim, onunla görüştüm. Ben Yuzarsif'le görüştüm efendim, onunla görüştüm. Yuzarsif'le görüştüm. Durumu nasıl? İyiydi, hem de çok iyiydi. Özellikle bu son günlerde başgardiyanın da dikkatini çekmiş efendim. Mektubunuzu da başgardiyana verdim. Güzel. Yuzarsif'i yanına çağırdı. Yuzarsif beni kucakladı. Onunla doya doya konuştuk efendim. Tutuklu olduğu için rahatsız değil miydi? Rahatsız mı? Hayır, çok çok mutluydu. Zavira zindanı Züleyha'nın zindanından kat be kat daha güzel diyordu. Kari Mama'nın bir emri mi vardı? Hayır. Yuzarsif hakkında bir sorum olacaktı ama cevabını aldım. Kötü mü oldu? Hayır. Endişe etme. Gidip duygularını hanımefendiye rapor edecek bence. Züleyha'nın öfkesi görülmeye değer doğrusu. Zavira zindanı Züleyha'nın zindanından daha iyidir. Zavira zindanını sana öyle bir cehenneme dönüştüreceğim ki günde 1000 kez Züleyha'nın ahırında yaşamayı dileyeceksin. Göstereceğim sana. Göreceğiz. Yaz bakalım. Madem ki benim evim Zavira zindanından daha kötü. Madem ki benim evim... Hayır budala. Bunu yazma. Affedersiniz hanımefendi. Yaz.
Yüzer Sif'i bana itaat etmeyi öğrenmesi için zindana gönderdim. Efendisine itaat etmeyen bir köle o kadar çok işkence görmeli ki itaatsizlik düşüncesini sonsuza kadar kafasından söküp atmalıdır. Yüzer Sif bana itaat etmeye karar verdiği zaman ancak zindandan çıkabilir. Bunu Yüzer Sif'e bildirin. Hemen şimdi. Gidin ve hanımefendi Züleyha'ya emirlerinin harfiyen yerine getirileceğini söyleyin. Yüzer Sif. Seçim sana kalmış. Buradan kurtulabilirsin. Züleyha'ya Yüzer Sif itaat etmeye hazırdır diye yazmam yeterli. Ben bu esareti, o özgürlük ve rahattan daha çok seviyorum. Zindanın Züleyha'ya itaat etmem için bir işkence yerine çevrilmesi ya da ondan kurtulmam için güvenli bir yer olması size kalmış. Mecbur kalmadıkça Züleyha'nın buyruğunu uygulamayacağım. Efendim, sizden bir ricam olabilir mi? Söyle. Zindana bir çeki düzen verebilir miyiz? Elbiseleri değiştirmek ve onarmak bizim elimizde değil. Acaba bize yardım edebilir misiniz? Çalışırım. Aşçıbaşı, Apophis'i son zamanlarda buralarda gördün mü acaba? Selam sana sevgili kumandan. Kralın özel aşçıbaşısı Apophis'i gördün mü acaba? Onunla bir işim vardı. Birkaç gün önce onu burada bir gece tutup sonra da götürdüler. Götürdüler mi? Nereye? Ne yapmıştı ki onu buraya getirdiler? Söyler misin lütfen? Bilmiyorum. Onlar gece Potifar'ın emriyle buraya getirildiler ve sabah da yine Potifar'ın emriyle götürüldüler. Onlar mı? Kaç kişiydiler ki? İki kişiydiler. Apophis ve Inarus. Senin onlarla ne işin var? Hiç. Yanımda bir emaneti vardı. Onu teslim edecektim. Onların evine gideyim bari. Belki onları bulurum. Tanrılar sizi korusun. Tanrılar sizi korusun. Tanrıların laneti üzerlerine olsun. İki aydır bizi ne arayan ne soran var. İşleri halledildikten sonra kimse bizi tanımıyor. Biz bir aptalla anlaşmıştık. Kendi hayatını, ailesinin hayatını bizim için tehlikeye attı. Başına ne geldi, şimdi nerede, bunları soran yok. Onlar için önemli değil ki. Hiçbir önemi yok. Niçin seni azmettirenlerin isimlerini vermiyorsun? O alçak insanlar sözlerinde durmazken sen niye sözünde duruyorsun? Sen sıkıntıdayken onlar niçin rahatlı olsun? Söyle ha! (Gülüyor)
kesin artık. Neyiniz var? Yeterince kasvetli olan bu zindanı daha da yaşanılmaz hale getirmeyin. Biz kral Amonuteb'i öldürmek isteyen iki akılsızız. Onun tanrılardan olduğunu ve kolay kolay öldürülemeyeceğini anlayamadık. Yaklaşık iki aydır bu zindandayız ama kimse gelip bizi sormuyor. Ancak bu ahmak hala azmettiricilerine sadık kalmaya devam ediyor. Onların ismini vermeye yanaşmıyor. Verse bu zindandan bir an önce kurtulacağız. Sen akılsız olabilirsin ama ben değilim. Ama bu bir türlü anlamıyor. Söyleyecek şeyimiz olduğu sürece Amonhotep ve Potifar bizi canlı tutar. Yoksa Amonhotep'in canına kastedenlerin hayatta kalmasının hiçbir mantıklı açıklaması yok. Öldürüleceğini çok iyi biliyorsun. Niçin onların isimlerini vermiyorsun? Belki hak ettikleri cezaya bir an önce çarptırılsınlar. Hala umutluyum. Kurtulma şansım olmasa bile yine de onları ifşa etmeyeceğim. Hayır, asla. Asla bunu yapamam. İsimlerini verirsem ailem ve akrabalarım yok edilir. Hepsi yok edilir. Öyle sanıyorum ki bu entrikanın adresi Amon Tapınağı'dır. Apophis'in endişesi de yersiz değildir. Onlar acımasız ve katı yürekli insanlardır. Tahminim doğru muydu? Hayır. Size onların ismini vermeyeceğimi söyledim, tamam mı? Üstüme gelmeyin. Çekingenliğin akıllıcadır. Kendi canını değilse de eşinin ve çocuklarının canını kurtar. Bu durumda sadece tanrılara sığınmalıyız. Sadece onlar bize yardım edebilirler. Tanrıların elinden gelseydi önce sizi değil Amon Tapınağı'ndaki kahinlerin Antmaho'nun ya da Fadiyamo'nun yardımına koşarlardı. Ne diyor bu? Şu halde söylediğine göre bize ne Amon yardım edebilir ne de tapınak bekçileri, öyle mi? Tanrılarınıza hakaret etmek istemiyorum ancak bir taş parçasından yardım ummak akıl kârı değildir. Sen kimsin ki tanrılarımıza taş parçası diyorsun? Yuzarsif'im. Yuzarsif. Potifar'ın vekilarcı. Hani şu Süleyha macerası. Kurtulmanız için daha muktedir bir tanrıya ihtiyacınız var. Bu tanrıların elinden hiçbir şey gelmez. Kalkın. Herkes kalksın. Taş ocaklarına gideceksiniz. Sıraya girin. Onları zincirleyin. Hadi daha hızlı. Çok endişeliydi. Çok kötü bir şey olabilir diyordu. Şimdiye kadar ondan bir haber aldınız mı? Saraydan onu sordum ama kimse ne olduğunu bilmiyor. Ve akrabalarımıza da sordum. Onların da hiçbir şeyden haberi yok. Endişelenmeyin. Onu bulursak size hemen haber vereceğiz. Nasıl ondan haberiniz olmaz? Burası onun evi değil mi? Ben de gelip onu size soracaktım. Çünkü
son günlerde sizden ve Ankh-Mahu hazretlerinden söz ediyordu. Mesela ne diyordu? Ne bileyim. Önemli bir olay meydana gelecek diyordu. Bizim ve Apophis'in durumu çok iyi olacak diyordu. Sizce nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de siz tapınak kahinleri biliyor sanıyordum. Sakın başına bir şey gelmiş olmasın. Biri ona zarar vermiş olmasın. Siz endişe etmeyin. Başına bir şey gelmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Başına bir şey gelseydi mutlaka haberimiz olurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.